Sith'te tanışarak aşk yaşadılar. Bizi kimse ayıramaz dediler. Hatta bazıları nişanlandı ve ilişkilerini evliliğe bile götürdü. Ama sizlere son yıllarda Sith'te tanışıp mutluluğu yakaladık derken aynı kararla ayrılan ve aşkları kısa süren 10 ünlü çiftten bahsedeceğim. Nurgül Yeşilçay ve Cem Özer, Melekler Adası dizisinde beraber rol alan Nurgül Yeşilçay ve Cem Özer çifti bir süre sonra evlendi. Evliliklerinden bir erkek çocuğu olan çift daha sonra sürpriz bir şekilde boşandı. Gökbek Demirci ve Özge Yağız, Yemin dizisinin setinde tanıştılar. Hatta nişanlandılar. Buna rağmen ayrıldılar ve daha sonra birbirlerine ikinci şansı verdiler. Ne yazık ki bu durum da uzun sürmedi ve çift yeniden ayrılma kararı aldı. Kerem Cem ve Seda Güven, Merhaba Hayat dizi setinde tanışan çift bir süre sonra Paris'te evlendi. Çiftin evliliği 9 ay sürdü. Sette tanışıp evlenenler arasında yer alan çift en kısa süreli evlilik yaşayan çiftler arasında da yer alıyor. Birce Akalay ve Murat Ünalmış. Onlar Yer Gök Aşk dizisiyle birbirlerine aşık oldu. Kısa süre sonra evlenerek birçok kişiyi şaşırttı ve o şaşkınlık boşanmalarında da yaşandı. Çift ayrılıklarıyla hayranlarını çok üzmüştü. Hazal Subaşı ve Erkan Meriç, Adını Sen Koy dizisinin setinde tanıştılar. O kadar yakışmışlardı ki ünlü çift gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladı. Ama ne yazık ki onların da aşkları bitti ve ayrılma kararı aldılar. Yeşim Salkım ve Hakan Eratik, 2007 yılında Sessiz Gemiler adlı dizide beraber rol alırken aşk yaşamaya başlayan çift 2009 yılında evlenmişti. Evliliklerini kısa zamanda sonlandıran çift de dizi setinde tanışıp evlenen ve sonradan ayrılan çiftler arasında yer alıyor. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik, Arka Sokaklar dizisinde iki polis memurunu canlandıran çift set arkadaşlığını önce aşka sonra evliliğe dönüştürdü. Evliliklerinde mutluluğu sürdüremediklerinde ise ayrıldılar. Onlar da set aşklarında mutsuz olan çiftler arasında yer alıyor. Ahmet Mümtaz Taylan ve Ayçin İnci, Kurşun Yarası dizisinin setinde tanışan, 2007 yılında evlenen çift 5 yıllık evliliklerini noktaladı. Sette başlayan bu aşk da mahkemede bitti. İsmail Hacıoğlu ve Vildan Atasever, dizi setinde başlayan aşkları evlilikle noktalanmıştı. Hatta İstanbul'dan uzak bir hayat yaşamaya başlayıp Muğla'ya yerleşmişlerdi. Ama aşkları kısa sürdü ve tek celsede boşandılar. Ata Demirer ve Özge Burak, Eyvah Eyvah filminin çekilişleri arasında yakınlaşan çift, aşklarını uzun süre yaşadıktan sonra evliliğe adım attı. Bir süre evli kalan çift daha sonra tek celsede boşandı. Melisa Sözen ve Alican Yücesoy, Şubat dizisinin çekimlerinde aşk yaşayan çift bir süre sonra evlendi. Mutlulukları kısa süren çift aynı bir kararla boşandı. Murat Yıldırım ve Burçin Terzioğlu, Fırtına isimli dizide aşklarını evliliğe taşıyan çift, herkesin örnek gösterdiği ikili arasında yer aldı. Ama onların da aşkları kısa sürmedi ve evliliklerini sonlandırdılar. Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu, Emanet dizisinin setinde destansı bir aşk yaşadılar. Ancak dizinin kadın başrolünün diziden ayrılmasının ardından aralarındaki ilişki bozuldu. Herkes yeniden bir araya gelmelerini beklerken ünlü çift başka oyuncularla yollarına devam etti. Değerli arkadaşlar, sizce evlilikle biten büyük aşkların sonradan son bulmasının nedeni ne olabilir? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videonu beğenmeyi de unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.